Eğer kadın kimliğiyle bir şeyler yapmak istiyorsak bunu sahalarda yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü bütün toplumsal algıyı kırabileceğiniz bir yer. Yani hem futbol sahası kadın ve futbol. Normal bir futbol mu? Evet, normal futbol. Kadınlar oynuyor ve biz de oynuyoruz. Lise başlarken tabii ne olmak istersiniz sorusu kafalarda dolanırken iki tane çok sevdiğim kadın kuzenim hayatımı aslında etkiledi diyebilirim. Biri Boğaziçi'nde psikoloji okuyordu, biri de sosyoloji okuyordu. İkisiyle de bol bol muhabbet ediyordum. Sosyoloji okuyan beni bir gün tatlı yemeğe götürdü ve işte dedim Melisa abla nasıl işte sosyoloji nasıl bir dal? Ege dedi şu anda sadece dedi sokakta yürürken dedi insanların, binaların, eşyaların, herhangi bir nesnenin bile derinliğine dair bir şeyler, bir fikir üretebiliyorum dedi. Yani böyle biraz soyut bir şeydi ama bende o böyle bir cazibe uyandırdı. Yani bir şeylerin arka planına dair bir fikir sahibi olmak enteresan bir şey. Yani o yüzden de şey düşünmeye başladım. Yani ya fizik okuyacağım ya da sosyoloji okuyacağım diye düşündüm. Hakikaten böyle hazırlıkta falan bunu düşünmeye başlamıştım. Fakat edebiyat her zaman daha sempati duyduğum bir alan olduğu için sosyoloji okumaya karar verdim. Ve hakikaten yani bitirdiğimde de hakikaten iyi ki okumuşum dediğim bir bilim oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Birkaç iş deneyimden sonra StudyX'de başladım ve 3,5 senedir de burada çalışıyorum. Sosyolog olarak yaptığım araştırmalar vesaireler oluyor tabii ki ama bir yandan da StudyX aslında canlı bir yer. O yüzden birebir insanlarla görüştüğüm, birebir kentle ilgili çalışmaların yapıldığı bir yer olduğu için aslında soyut olarak kendi mesleğimi yapıyor durumundayım. Hayatımda herhalde yetişkin olmuş sayılıyorum belki bu yaş sınırıyla birlikte. Buraya kadar tabii ki aslında hep annem bir rol modeldi. Yani annemin tüm kadınlık duruşu ve hayatta aldığı tüm kararlar vesaire beni elbette etkiledi. Ve yani bütün temelimi o oluşturdu diyebilirim. Direktörümle birebir çalıştığım ve sürekli onunla beraber olduğum için hakikaten direktörüm Selva Gürdoğan benim için böyle bir yandan da başka tür bir rol model olmaya başladı. İş hayatındaki bir rol model olmaya başladı. Yani başarılı bir kadın ve aynı zamanda vicdani iş yapan bir insan nasıl olabilir'i görüp onunla birlikte aslında büyümeye devam ediyorum diyebilirim. Küçüklüğümden beri aslında aklımda olan ve 8-10 senede yaptığım bir bale vardı. Eğer boyum çok uzamasaydı balerin olmak istiyordum. Fakat balerin olamayınca da böyle keskin bir virajla futbolcu olmaya karar verdim. O yüzden 3 senedir de Karaköy İdman Yurdu ile birlikte kızlar sahada turnuvalarında futbol oynuyorum. İyi bir deşarj hepimiz için, benim için de öyle. Yani bir hakikaten eğer kadın kimliğiyle bir şeyler yapmak istiyorsak bunu sahalarda yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü bütün toplumsal algıyı kırabileceğiniz bir yer. Yani hem futbol sahası kadın ve futbol. Normal bir futbol mu? Evet, normal futbol. Kadınlar oynuyor ve biz de oynuyoruz. Pembe bulutlu böyle hayallerim yok. Yani aslında mutluyum ve şu anda bu hayatımı sürdürmeye devam edeceğim. Evet, tabii ki de hepsine bir basamak daha katmaya çalışacağım ama yani şurada olmak isterim, böyle yapmak isterim falan değil. Ama hakikaten küçük bir hayal varsa o da yaptığım işi memleketim olan İzmir'de yapabilmek isterim. Umarım öyle bir hem kültürel hem de ekonomik bir küre orada olur da ben de o kürenin içinde var olurum diye düşünüyorum. Hakikaten bir de biraz daha ileri gidersem hani keşke profesyonel futbolcu olabilecek yaşta olabilsem diye düşünüyorum ya da olabilecek yaşa gelebilsem diye düşünüyorum. Hakikaten ciddiye aldım çünkü ben bu futbol işini. Buraya kadar bir şekilde getirdiyse kadınlar, bundan sonrasında bayrağı biz ele alıyoruz ve biz götürüyoruz, biz başarıyoruz.